Bursa'da Kargil fabrikasında sendikal hakları için mücadele eden işçiler toplu sözleşme imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayarak tespit belgesini aldı. 1280 günlük eylemin sonunda zaferle sonuçlanan bir günde burada desteğe katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tek Gıda İş Sendikası'nın yürüttüğü örgütlenme çalışmaları sırasında 14 işçinin işten atılmasıyla başlayan süreç ülkedeki en uzun direnişlerden birine dönüşmüştü. İşçiler aşkın, patronlara huzur yok. Yaklaşık 3,5 yıldır süren mücadele büyük ses getirdi. 1280 gün sonra davasına sahip çıkan Kargil işçilerini alkışlıyoruz. Fabrika önünde mücadele sürerken Tek Gıda İş Sendikası yaptığı başvurunun ardından toplu sözleşme imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağladı. Artık inadınızdan vazgeçin. Bahanelerinizi artık çöpe atın. Yıllardır örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyen işçilerinizin anayasal hakkını tanımlayın. Kargil işçileri mücadelenin artık yeni bir aşamaya ulaştığını ilan etti. Toplu iş sözleşmeyle taşlandıracağı güne kadar bu mücadele aynı kararlılıkla devam edecektir. Tek Gıda İş Sendikası Genel Teşkilatlama Sekreteri İbrahim Ören işverene seslendi. Kargil şirketini emekçileriyle birlikte sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlayabiliriz. Aksi takdirde çoğunluk belgesi almış bir sendik olarak fabrika önünde tekrar başlatacağımız eylemler genel müdürlüğümüzü de kapsayarak devam edecek. İşçilere Türk İş'e bağlı sendikaların temsilcileriyle Vatan Partisi de destek verdi. İşçilerin birliği sermaye.